Evet. Hadi siz yapın, ben bir kayınvalidelere bir gideyim. Bir kayınvalidelere gideyim, bakayım neler olacak. Amanın kayınvalide. Hadi kaynana, ne yaptım size, ne yaptım size. Evde sizce anneler, evde sizce siz oğullarınızın mı sözü geçiyor, gelinlerin mi? Her ikisi de, her ikisinin de. Sen bana doğru söyle. Ben doğru söylüyorum. Oğlun otoriter midir? Oğlum otoriterdir. O zaman? Ama gelinim de otoriterdir. İkisinde evet. De vardır. İnat, inat var diyorsun. İnatçılık vardır ikisinde de. İnat var, öyle aynen, mi? Aynen, aynen. Valla benim oğlum Yengeç Burcu, gelinim de Oğlak. Yengeç tutkuludur. Anneye de, eşine de, ailesine de tutkuludur. Gelin akıllı. Ha. Gelin her iki tarafı idare edecek potansiyelde. Akıllı onu yapıyor. Ama her ikisinin de sözü geçmez. Bir o kadar da oğlum böyle durup durup hani elini vurduğu oluyor. Sizde öyle olur mu Seni abla? Öyle bir şey olur mu? Ne hani, gibi? Mesela sen de aile içinde bir karar verilecek. Evet. Ondan sonra fakat sizin kararınıza gelin diyor ki şey... Hayır diyor, ben bu karar böyle olmaması gerekiyor diyor. Kararıma her zaman saygı duymuştur Fatih Bey. Öyle. Sizin de öyle değil mi? Eşimden öyle. Benim kararıma saygı duymuştur. Gelinin saygı duymuştur saygı diyor. Duymuştur. Ya olmasa ne yapacaksın? Olmasa ne yapacağım? Kapını kenarına atarım. Hayır, kapını kenarına atarım. Bana öyle dedi. Bana öyle dedi. Ben becerikliğinden dolayı dedim Keremen Hanım. Yok, ben bunu dikkatini çekerim bak. Ben böyle gelini kapıya koyarım. Ne hayır demek o? Ama rica senin ederim. Gelenin hep... Eşinden bahsediyor. Bazen yemek seviyor ki bazen sevmiyor. Diye. Eşi de ona yardım ediyor. O da ona iyi ki öyle bir adamla da varmamış. Ya. İnan ki varmamış. Öyle mi? Bir Karadeniz efkanı varsaydı Fatih Bey inan ki ona atardı kapıya. Şanslıymış benim kızım. Şey gelin şanslıymış benim oğluma geldi. Şiştim aman Erdem, şey Erdem, Erdem. Şiştim Erdem. Erdem. Yani böyle şeyleri beceremez. Şiştim diyor. Şiştim Erdem, Erdem sürekli Kerem ay, Hanım. Ay şişti o canıma diyeceğim daha çok Erdem'den bahset. Elbiceliğine bakacaksın sen onu. Eder sessin. Arzucuğum. Efendim. Biz Habire Ayşegül'e laf atıyoruz ama senin de bu kollar mübarek yemeğin içinde geziyor yani. Senin kolların mı çalışıyor, kıyafetin mi çalışıyor anlamadık. Yapacak bir şey yok, bugün idare edeceğiz. Evet ya, en çok da mikrop bu bölgelerde toplanıyor yani. Kollarımda ne var? O kollarınla şuralarına bakar mısın? Kollarımda ne olabilir? O ne benim demek olabilir ya? Temizlerim, yıkarım, Ayşegül'e söylüyoruz. Hadi boş konuşma canım. Sen hadi. De söylüyorsun. İşine bak. Ben işime bakıyorum, sen işine de işine bak. Bir şey söyleyeyim mi? Çöpü sadece laf yetiştirmek olmuyor canım burada. Onun saçından daha beter. Kim bilir nerelere değdi o kolları? Çöpe falan. Falan da değiyor yani çöpe açıyor. Yeni yıkadım giydim içiniz referam. Demin hayır nereden bileceğiz biz yeni yıkadığını? Güvenlik ama ben istemiyorum öyle yemek yapmanı istemiyorum. Sen ne giriyorsun? Rahat ol. Ben şu an temiz yemek yapıyorum ve sen benim hakkıma giriyorsun şu an. Öyle mi diyorsun? Tamam ben de saçlarımı süre süre yapayım o zaman yemeğimi. Yap o senin sorunun tamam. Ne yapabilirim? Arzu'nun kıyafetinin kolların ucu yarasa ucu kanadı gibi. Yani bütün yemeğin içindeydi. Hep bana ellerini yıkadın mı? Temiz misin? Steril misin? O yemeklerin içinde o kollar dört döndü yani. Bence çok kötü ve steril bir ortam değildi Arzu'nun yaptığı yemekler. Sadece laf söylüyoruz. Haksızlığa gelemiyoruz. Öyle mi Arzu? Giyisimi bugün çok eleştirdiler. Eleştirecek yer alıyorlar. Çünkü ben de onlara o malzemeyi vermiyorum. Nereden yapalım, nereden yapalım? Bunun elbisesinden bunu yakalayalım. Oradan giriş yaptılar ama ağızlarının payını aldılar. Ben bir kalkayım şöyle bir yere. Onların yanına bir geçeyim. Siz de efendim burada oturun. Gelininiz hakkında bir konuşun bakalım. Onlar da duyabilirler ki daha güzel uyuyor. Bundan sonraki belki yaşamımızda daha güzel şeylerle karşılaşabiliriz. Hatalarımız konuşmadan olmaz değil mi? Olmaz. Hatalarını iyice. Öyle tadı çıkacak. O zaman ben sizi burada baş başa bırakıyorum. Şu perdemizi indiriyoruz. Perde insin. İnsin. Ben de gelinlerin yanına gideyim. Onlar bakalım neler yapmışlar. Yaptılar. Bir göreyim efendim. Hadi görüşürüz. Hadi. Bay bay. Arzu biraz sinirlisin, ne oldu? Arzu çok yine gergin ya. Yine tansiyonu yükselttiler. Neden Arzu hiç eleştiriye gelemiyor. Kendini sadece sesini yükseltmeye çalışıyor. Fatih Bey. Lezzetleri göreceğiz. Lezzetine bakalım, çok harika olacak. Ne yapıyorsun? Sos mu yapıyorsunuz? Evet, sosunu da yaptım ve bitiriyorum şu an. Bakın salçalar yapmasın, kokar biliyorsunuz. Fatih Bey, ben her şeyi kullandım. Bu salçayı ne yapacağım? Sos yapacaksın. Sos
şimdi tatlı salçalı bir sos yapacaksın ayrı bir kapta. Aynı yapsın. Onun gibi sos yapacaksın sen tamam. Onu da. Tamam. Hem nasıl sos yapabiliyorsan yap onu. Bu ne? Yanıyor. Ha. Geliyorum, hemen geliyorum. Sen ne durumdasın Tuğçe'cim? Ben lavaşlarımı yapıyorum şu an aynı anda. Ay bugün iyiyim galiba. İnşallah. Bilmiyorum inşallah nasıl yani olacak. Yani en azından. Göreceğiz evet. Hadi bakalım. Vay gördünüz mü? Ay bir daha yaptım lütfen. Bir daha yapıyor. Ayşegül bir daha lütfen krep atıyor. Lütfen izle kameralar gelsin. Arzu bakar mısın Arzucuğum? Arzucuğum hadi bak hoppa hop. Şimdi ben göstereyim. Hadi sen de yap bakayım Arzu. Ay 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 ay. Hadi Arzu. Arzu şimdi hırslandı hemen hamur açıyor. Hani Arzu sen yapmadın mı bu şey daha? Şu an tavan boş. Yapayım hemen evet, göstereceğim. Evet. 4,5 dakika kaldı. 4,5 var. Hızla zaman bitiyor. Hızla bitiyor. Kızlar diyor ki işte bilerek veriyor. Hiç alakası yok aslında. Siz biliyor musunuz? Yok bilmiyorum. Hiç tahmin edebiliyor musunuz? Tahmin edebiliyorum. Neden tahmin edebildim? Ben Arzu'nun tabağını ince en açan oydu. Oradan tahmin ettim. Lezzetli olsaydı hakikaten tuzsuz olmuştu. Benden çok iyi bir puan alacaktı. Ondan sonra şeyi karıştırıyorum. Hep aslında Tuğçe'nin tabağı zannediyorum. Kalın kalın oluyor. Ayşegül'ün tabağı çıkıyor. Onu Tuğçe nasıl başarıyor onu anlayamıyorum. Hüsnü Hanım bir saniye. Bir dakikanı rica edeyim. Diyorsun ki Arzu ince açmıştı, tatsız tuzsuzdu. Gerçekten tatsız tuzsuz muydu? Emin misin yani? Tuzsuzdu. Ben eminim. Tuzsuz ve kuruydu. Eminim. Ya hepsi kuruydu. Ağzım hep Hüsnü Hanım lütfen. Bak ben tuzsuz yerim yemeğimi. Tuzlu sevmem aslında. Tamam mı? Yani o kadar tatsız, o kadar lezzetten yoksundu ki. Yani tuzsuz olur, lezzetli olur amenna. Tam kıvamındaydı. Başka baharatlarla lezzet verirsin ona tuz yerine. Ama o da yoktu. Senin damağın tuzsuza alışmış, bizimkin tuzluya alışmış. Tuzsuza alışmama rağmen tuzsuz olan bir böreği beğenmedim. Anlatabildim mi? Sen onu kıskançlığından yaptın. Kıskançlık ve ben. Rekabet gördüğün için bizi yaptın onu. Hareketi. İşim olmaz kıskançlıkla. Sen kıskanıyorsun. O Arzu, bana uymaz. O ters bir şey. Bugün puanlara bakacağız. Bugün bakacağız. İnan ki bir daha ikimizin gibi böyle yan yana şey gelsin puanlarımız. Denk gelsin o zaman anlaşılır. Anlaşılır ama ben asla kıskançlık duygusu yaşamam. İnandığım şeyi yaparım. Haksızlık yaparsam kendime olan güvenimi kaybederim. Sen beni yıkamazsın ama kendime bu fırsatı vermem haksızlık yaparak. Evet, ne yaptın Arzucuğum? Hazır sayılır. Hazır sayılır. Evet. Hemen lütfen servise, daha köftenin ortada göremiyorum ben seni. Köfte fırında soğumasın diye çıkarmadım. Çıkar anam, az kaldı. Tamam tamam çıkarıyorum. Şimdi çıkar. Soslayıp hemen çıkaracağım. Çok az kaldı. Tamamdır. Acımam. Bu sefer hiç asla acımam. Gerçekten acımam. Çünkü bakın aslında ben biraz toleranslı tanıyorum size. Bir iki saniye fazla veriyorum ona göre. Gerçekten. Efendim? Bunlar hep kırıldı. Kırıldı mı? Kırıldı. Evet. Artık öyle idare edeceksin bilmiyorum. Ya neden onlar kuru oldu peki? Hiç bilmiyorum. Çok ince açtım. Çok ince açtın. Ama böyle kırıldı. Onları şunlar böyle güzel tam oldu. Tam pişirmeden. Tamam o zaman sen onları da yap. Sen tamam. Öyle yapmaya çalış. Aynı sosları içine koymaya çalış. Fatih Bey nasıl görünüyor? Söyleyin lütfen. Bilmem. Ona kayınvalideler karar verecekler. Evet. Evet. Evet gelinler. Son 10 saniye. Eyvah. Son 10 saniye. Ne oluyor? Evet. Yardıma geleyim mi? Giriyoruz. Sayıyoruz. Gerek yok işine bak sen. Birazdan hep ben bitirdim son şekerim. Son 5'i sayıyoruz. Son 5. Sayıyoruz. 5. 4. 4. 3. 3. 2. 2. 1. Bir dakika. Bir bırak. Dakika. Bitti. Yok, bitti. Yok. Bırakın. Lütfen tamam. Tabakları bırakın. Lütfen. Bırakın. Sakın. Tabağı kaşığı bırakır mısınız? Evet sevgili seyirciler, yemekler hazırlandı. Yemeklerimizi pişirdiler. Gelinlerimiz yemekleri servise hazırlayacaklar. Ve kayınvalideler gelecekler. Kayınvalideler acaba kendi gelinlerine ne kadar puan verecekler? Bunu biraz sonra göreceğiz. Birinci tabağa kaç puan veriyorsun? Çok bence terbiyesizlik yani. Böyle olmaz. Hem beceriksizi bile çok iyi çalıştı. Kıtır kıtır sarımsak yedim. O tabaklar hikiyi hak etmiyor yani.
4 veriyorum. 5 veriyorum. Kızım böyle. Böyle. Neyini beğenmedin merak ediyorum. Bugün beni kurtarabilirdi. Nereden bileceğim senin olduğunu? Allah beni bence kayınvalideme bir hediye olarak gönderdi.